Annemi suçlamaya geldiysen geç kaldın. Odasında dinleniyor. Dedem de amcamın yanında. Ama benim bir işim yok. İlla birini suçlayacaksan beni suçlayabilirsin. Neyse, ben özür dilerim. Bak, bu görüntüleri gördükten sonra ne düşüneceğimi bilemedim. Çok korktum. Cennet'in başına bir şey gelecek diye çok korktum. Cennete bir şey olacak diye korktun ama bizim ne yaşadığımız umrunda bile olmadı. Konumuz cennet değil. Ben özür dilemeye geldim. O kız hayatımıza girdiğinden beri tek bir konu var, o da cennet. Cennet iyi mi? Cennet aç mı? Cennet'in başına bir şey mi geldi? Senin tek derdin o, tek düşündüğün o. Başka kimse umrunda değil. Bunun için de özür dileyecek misin bizden? Hı? Ben herhalde yanlış zamanla geldim. Neyse, başka zaman Rıza amcadan, Arzu Hanım'dan özür dilerim. İyi geceler. Evet, cennet bulunduğuna göre artık hepimiz rahatça uyuyabiliriz, değil mi? Cennet için çok endişelenmiş. Çok korkmuş ona bir şey olacak diye. Keşke hiç bulunamasaydı Cennet. Keşke. Biraz ağır olmadı mı Melisa? Amca lütfen sen yapma bari. Selim zaten yeterince canımı sıktı az önce. Ne diyor Selim Bey? Ne diyebilir? Özür dilemek için gelmiş. Cennet'i kaybetmekten o kadar korkmuş ki sağlıklı düşünememiş beyefendi. Özür kabahatinden beter yani. Ya ben hala inanamıyorum Selim nasıl o kızla birlikte. Amca sen söyle. Ne var bu kızda? Bende olmayan ne var bu kızda? Bilmiyorum. Bu sorunun cevabını Cennet'in kalbini kazandıktan sonra cevaplarım. Ne diyorsun amca? Birlikteler diyorum ve birbirlerinden başka gözleri hiçbir şey görmüyor amca. Sakin ol. Görmüyor. Ne zamana kadar böyle devam edecek acaba? Amcanı bu kadar hafife alma istersen ha?